O sene çok iyi bir kadromuz vardı. Yani hücum yükümüz inanılmazdı. Takımımız çok iyi bir takımdı. Türk oyuncu grubumuz çok iyiydi. O seneye ait en iyi anım, yani belki benim gollerimde değil ama Beşiktaş maçı galiba. Hasan Kabze'nin sonradan oyuna girip iki gol attı maçta. Beşiktaş maçı yine benim. İlk yarıdaki karambol, ne olduğunu anlamadılar. Oyuncu değişikliğinde Saşa çat çat gol attı. Ben bir tane karambolden geldi gitti. Bir pis vurum vurmuştum, köşeye gitmişti. 3-2'lik maçtı. Muhteşem oynamıştık. Tam oyuncu değiştirecek Beşiktaş. Bu çok önemli bir anı benim için. Oyuncuyu değiştiremediler. O ara çat çat iki tane attık, öne geçtik. Ne olduğunu anlamadı kimse. Cihan. Kafa. Ümit aldı. Kontrol etti. İkinci pozisyon. Oyun devam ediyor. Biri çattı. Biriç'in golü. Beraberlik golü. Biriç'in golü. 54. dakika. Galatasaray 2. Beşiktaş 2. Necati bir çalım attı. Necati gitti. İkinci pozisyon yine Necati. Bir ara topu attı. Ümit kararı İspras'ta kaldı ama. Ümit. Galatasaray 3-2 önde. Ümit'in gecesi. Abi sen bu önde Ümit'in gecesi. Galatasaray 3-2 önde. 55. dakika. Goller arka arkaya. Derbide goller. Beşiktaş öndeydi. Şimdi Galatasaray önde. Tribünler ayakta. Galatasaray 3, Beşiktaş 2. Sonra isyan ettiler, neden oyuncu değiştirmiyor falan filan. Değiştiremediler. Hazır değildi çünkü. Güzel bir maçtı ama İnönü'deki maç, her ne kadar ben atmasam da o günün Hasan kardeşimin gecesiydi, günüydü. Sen penaltı kaçırmıştın. Ben penaltı kaçırmıştım. Çok üzgündüm ve o gün kazanınca ne olursa olsun bir takım arkadaşım iki gol atmış. Benim yerime de girdi bu arada zannedersem. Ve maçı kazandık. Ben kendim gol atmış gibi çok sevinmiştim. Ve inanılmaz o maç bize şampiyonluğu getirdi. O yolu açtı. Hasan Kabze gol! Hasan Kabze topu alana gönderiyor. Duraklama anlarında Hasan Kabze gecenin flash ismi oluyor. Attığı golle taraftarına koşuyor. Ama asıl anı Kayseri'yi yenip 18 dakika, 17 dakika beklediğimiz Ali Sami Yen'de tur döndüğümüz, aşağı inip çıktığımız, taraftarın içine, yani taraftarın içindeyiz artık. Onlarla bir bütün olmuşuz. Kayseri'yi yendik. Artık haber bekliyoruz. Bir türlü gelmiyor. 17 dakika bize 17 yıl gibi geliyor. Muhteşem bir televizyona da bakamıyorum. Ellerimi tırnaklarımı yiyorum böyle. Öyle hatırlıyorum, böyle ellerim tırnaklarımda, acayip bekle, sonra düdük çaldı ve ilk lig şampiyonluğunu yaşamıştım. Ya bunun hazı, bunun mutluluğu inanılmazdı. Asıl bu olayın devamı, Florya'ya gittik. Florya'da binlerce insan, yani 100 bin, 200 bin, belki 300 bin kişi var Florya. Adım atacak yer yok Florya'da. İşte sevindik taraftarla bilmem ne. Ben de Florya'da oturuyorum. Florya'ya eve nasıl gideceğim? Gidemem diye düşünüyordum. Dedim ki aklıma bir şey geldi. Bir şapka taktım. Kaç kolu bağladım şöyle. Taraftarın içerisinden marşlar söyleyerek, onların içerisinden kimse Necati Ateş'in geçeceğini düşünmez. Onların arasından 3 dakika sürdü yürüyerek eve gittim. Normal şartlarda arabayla 3 günde giderim orada. 3 dakika sürdü. Kimse beni anlamadı, görmedi. Necati Ateş olduğumu da bilmedi. Oradan Florida'da oturuyordum. Çok da yakındı evimiz. Oradan hemen eve girdim.